Alevilik iyi yaşıyor muyum sorusuna biz hiçbir zaman serbest bir şekilde normal bir ortamda Aleviliğimizi yaşayamadık. Hep korku politikası vardı. Mahalle baskısı vardı. Devletin baskısı vardı. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzdan bize kızılbaş, 50 yaş, bilmem neyi yaş diye kelimelerle mahalle çocukları şey yaparlardı. Bizi rencide edici şeyler söylerlerdi. İleriki tarihlerde de bu şeyler hiç değişmedi. Alevilerin bu konuda yapacağı en güzel şey bir araya gelerek, örgütlenerek, büyüklerinden öğrenebildikleri kadar bilgiyle kendilerini geliştirmeleri ve yeni bir statü, kendilerine yeni bir statü yaratmalılar. Ben de şunu düşünüyorum, Alevilerin Alevilerini yaşaması için devlete alternatif olarak kendileri özel okullar diyebilecek kendi evlerinde, kendi önderleri tarafında, kendi dedeleri, pirleri tarafında Aleviliğin anlatılması, gençlere eğitici bir şekilde öğretilmesi çok önemlidir. Normalde baskı altında, şiddet altında, korkutularak, sindirilerek hatta çoğu zaman kendini inkar ederek yaşamı sürdürmeye çalışmıştır. Bu da toplumumuzun kendi inancıyla, yaşam biçimiyle ilgili bilgisizliğinden dolayı tedirgin oluyor, korkuyor. İşte ne demek Alevilerin çoğu da kendisi bilmiyor tamamen. Anlatmayı bilmiyor. Hatta biz burada şu anda zorlanıyoruz gerçek Alevilerin ne olduğunu. Alevilik tamamen bir bilimsel, doğa ve tabiat inanç yaşam biçimidir. Reya hak deniliyor mesela. Hak bende, ben haktayım. Enel hak o, diyoruz biz buna. Onun için Aleviliği kadar güzel bir inanç ve yaşam biçimi yoktur. Bu da gerici sistem tarafından kabul görmediği için, baskı altına alındığı için inkara gitmek zorunda kalmış çoğu zaman. Yani daha doğrusu takiye yapıyorlar Alevilerin İslamiyet'le olan bağlarının sebepleri neler olduğunu. Bunu araştırırsak daha farklı şeyler görebiliriz. Alevilerin önümüzdeki süreçte yapabilecekleri en güzel şey örgütlenmek, bir araya gelmek, yolunu öğrenmek ve çocuklara bunu iletebilmek. Bu okullardaki din dersiyle olacak şey değildir. Ancak belirli amaç için derneklerde bununla ilgili seminerler verilebilir, bununla ilgili eğitim çalışmaları düzenlenebilir. Ancak biz büyüklerimizden öğrendiklerimizi öğreneceğiz de daha ve ondan sonraki kendimizden küçük olan çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel şekilde iletebilmemiz çok önemli. Baskı altında kalmadan, diğerleri ötekileştirmeden, birleştirilmeden, öteki vatandaşlarla eşit bir şekilde, rahat bir şekilde yaşamak arzusu olur inşallah. Aleviler inançlarını yaşıyor mu? Aslında Aleviler inançlarını yaşamıyor. Bu geçmişte Osmanlı'da da böyle, Cumhuriyet döneminde de böyle. Şimdi aslında birçok neden vardır. Aleviler neden inançlarını yaşamıyor? Aleviler katlediliyor, katlediliyor. Aleviler yok sayılıyor. Aleviler cemevleri yasaklanıyor. Alevi çocukları asimile ediliyor. Bunun gibi birçok şey vardır, neden vardır. Dolayısıyla bizim Aleviliği yok sayan en büyük neden asimilasyon politikasıdır. Yani biz çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Din dersleri zorunludur. Diyanet resmi bir şeydir, politikadır. Çocuk orada sure öğreniyor, camiyi öğreniyor, namazı öğreniyor. Biz öğretemiyoruz. Yani bu bir gerçek. Bunu kime sorarsak böyle, hangi Alevi aileye sorarsan da böyle. Çocuk belli bir yaştan sonra merak ediyor. Yani İslam'ı biliyor. Dediğim gibi sureyi biliyor, camiyi biliyor, namazı biliyor. Sonradan bize soruyor çocuğumuz, yani Alevi nedir, kimdir, bize böyle diyorlar. Yani asıl temel sorun asimilasyondur. Bunu aşmanın yolu bizden geçiyor. Yani çocuklarımıza Aleviliği biz kendimiz öğreteceğiz. Çocuklarımızı Alevi kurumlarına göndereceğiz. Cemlere göndereceğiz. Biz bunu ancak böyle aşabiliriz. Diğer türlü zaten Alevilerin kaderi belli. Bu hep böyledir. Aleviler kamuda yok sayılıyor. Aleviler kamuda fişleniyor. Aleviler kamuda ihraç ediliyor.
ve bu ülkede bu olumsuzluklar yaşanıyor. Dolayısıyla Aleviler hiçbir zaman bu ülkede inançlarını yaşamamıştır. Alevilik iki yönlü asimilasyona uğruyor şu anda. Mesela Kürt Aleviler, Kırmancı Aleviler hem dili hem inancı olarak asimilasyona ve baskıya uğruyorlar. Bugün Kürt Alevilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde hem dili yasak hem inancı yasak baskı altındadır. Bu çifte asimilasyon politikasıdır aslında. En tehlikeli katliamlardan birisi beynen, ruhen ve yok etmek için boşaltmaktır. Aleviliği ve ona ait olan Kürtçe dilini de yasaklama olayıdır aslında. Tarihte bugüne baktığımızda Selçuklu'dan, Osmanlı'dan günümüz Cumhuriyet tarihinde süre gelen Sünni İslam iktidarın Alevilerin ve diğer öteki inançların katletmesinden kaynaklı, ötekileşmesinden kaynaklı Aleviler inancını unutmuşlardır. Cumhuriyet tarihine baktığımızda işte Koçeli katliamı, Dersim katliamı, Maraş, Çorum, Malatya sayarsak bunların hepsi birer Alevi katliamıdır. Katliam sonrası Alevilerin kendi yurtlarından göç etmeleri, güvenlikli olmadığı için kendi topraklarından ayrılmaları, metropollerde kaybolan bir Alevilik gelip olmuştur. Metropollerde Aleviler kendi inançlarını yaşayamıyorlar. İşte daha yeni yeni inanç merkezleri oluşuyor, cemevler oluşuyor. Burada daha tam tanınmamış, çoğu yerde tam oturmamış, sağlıklı biçimde işlemiyor bazıları. Alevilerin inançları yaşaması için pirlerin ocaklarıyla buluşması lazım. Taliplerin pirleriyle buluşması lazım. Bizim inanç merkezlerimiz ocaklarımızdır. Okullarımız da orasıdır. Bugün Dersim'de, Varto'da biz Alevilerin inanç mekanları, inanç merkezleri yasaklı bölgelerdir. Son kanunlarında kararnamelerde acil kamulaştırmayla Dersim'de inanç merkezlerimiz su altında kalacak. Bu sadece oradaki bir coğrafya su altında kalmayacak. İnancımız su altında kalacak. Ben de tekrar demek istediğim, biz pirlerimizle buluşacağız. O düsturu pirlerimiz bize tekrar öğretecekler. Bunun okulu falan da olmaz, öyle düşünüyorum. Hiçbir zaman olmamıştır. Alevilerin de ibadethanesi olmuştur, ne okulu olmuştur. Aleviler talepleri vardır. İşte zorun dinlerselerinin kandırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandırılması, devletin inançtan elini çekmesi, insanların inandığı gibi yaşaması gibi insani taleplerimiz vardır.